Selam herkese ben Özgür. PlayStation 5 Pro sonunda duyuruldu. Yaklaşık 10 dakikalık bir sunum yapıldı ve tüm özellikler açıklandı. Ama şöyle bir detay var. Sunumda çok fazla detay açıklanmadı. Daha sonrasında bir blog post üzerinden diğer detaylarda açıklandı. Ben de bu videoda hem bu video içerisinde hem de blog post tarafında yani videoda söylememiş detayların hepsini sizlere anlatmaya çalışacağım. Videonun sonunda da kendi şahsi görüşümü söyleyeceğim. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Videonun aslında gidişatı gibi ben de başlayabilirim. Öncelikle videoda PlayStation 5'in şu anki özelliklerinden bahsedildi. Bunları zaten biliyorduk. Burada hani biraz da bakın nasıl bir artış sunacak PlayStation 5 Pro. Bunu öne çıkarmak için yaptılar. Klasik anlatar işte SSD'dir ne bileyim işte GPU'su şusu bu hepsini anlattılar. Sonrasında da Big BigTree ismiyle aslında bu yeni özellikleri duyurdular. Aslında burada BigTree dediğimizde hani GPU, Ray Tracing ve e, bu PSSR dediğimiz aslında yeni bir upscaling yönteminden bahsedildi. Bu üçüne aslında Big 3 diye bizlere sunduklarını söyleyebiliriz. Şimdi hemen hepsinin detaylarına bakalım. Öncelikle GPU'dan başlayalım. GPU %67 daha büyük olacak. %28 daha hızlı olacak ve renderlama hızı da %45 daha hızlı olacak. Ray Tracing tarafına geldiğimizde 3 kat daha hızlı bir Ray Tracing bizleri karşılıyor. Ve aslında sunumda hani en böyle farklı diyebileceğimiz detay da yapay zeka eklenmiş oldu diyebiliriz aslında temel olarak PlayStation 5 Pro'ya. PSSR resmileşti. Aslında makine öğrenmeli yani yapay zekalı bir upscaling yöntemi olduğunu söyleyebiliriz söyleyebiliriz Tabi bunların oynanış tarafına hani ya da ne bileyim işte ekranda gördüğümüz tarafa nasıl bir yansıması olacak hani biraz daha teknik taraftan değil de daha son tüketici ne ilgilendiriyor gibi soracak olursanız hemen onları da anlatayım. Basit olarak açıklamak gerekirse aslında daha öncesinde biliyorsunuz kalite modu ve performans modu bulunuyordu. Artık performans modunda oynuyormuşuz gibi kalite modunda oynayabileceğiz. Yani daha yüksek FPS'li bir şekilde kalite modunda oynayabileceğiz ve tabii ki da ray Tracing'de önemli bir detay oluyor. Sunumda gösterdikleri görüntüler gerçek seki gerçeğe yakındır diye tahmin ediyorum ve çok uzak bir görüntü olacağını sanmıyorum. Ama özellikle Hogwarts Legacy gibi oyunlarda gerçekten ray tracing orada güzel bir şey. Yani bilgisayar tarafına yaklaşmış gibi duruyor diyebiliriz. Bilgisayar sahipleri aslında çok da görmediği bir şey yok sonunda. Performans moduna geldiğimizde daha keskin görüntüler bulunuyor. Burada upscaling yöntemine de biraz alakalı bu durum. Özellikle uzak mesafe çizimleri daha güzel duruyor. Hem Rage Tank'ın hem de Spider-Man için ufak bir örnek gösterildi. Orada özellikle uzak mesafedeki nesnelerin daha keskin bir şekilde olduğunu hep birlikte gördük. Ama temeli geldiğimizde yine aslında yüksek FPS daha düşük çözünürlük anlamına geliyor. Ama bu sefer bu düşük çözünürlüğü büyük ihtimalle upscaling yöntemiyle birlikte biraz daha yukarıya taşıtmış olacaklar. Bu Big Tree dedikleri aslında zaten daha öncesinde çıkan sızıntıların Trinity diye söyleniyordu cihazın proje isminin. Baktığımda açıkçası ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Şimdi çok fazla detayda da açıklanmadı. Blog post tarafında çok büyük bir detay açıklanmadı. Yani direkt olarak performans sonuçları söylenmedi. E söylenmesini çok beklemiyordum açıkçası ama ben biraz da gövde gösterisi yaparlar diye düşünmüştüm açıkçası. Onu yapmadılar. Hani en azından şunu bekliyordum açıkçası. 8K gibi bir detaya girmediler. Yani 8K destekliyor diye söylediler. VRR ve 8K'yı desteklediklerini söylediler ama Öyle gibi biz 8K'da şu kadar FPS oyunu oynatıyoruz gibi bir duruma girmediler. Ama en azından ben şunu bekliyordum açıkçası. İşte 1080p'den veya 2K'dan 4K'ya upscale edilmiş bir çözünürlükte 120 FPS alabileceksiniz, 90 FPS alabileceksiniz veya 4K'da Ray tracing'de sondayken yani açıkken 60 FPS alabileceksiniz veya işte ne bileyim 45 50 FPS alabileceksiniz gibi performans değeri beklemiştim. Bunu söylemediler. Bu yüzden hani bu performans tarafında hani iyileştirme tarafında ben biraz açıkçası hayal kırıklığı yaşadığımı söylemem lazım. Ama PlayStation 5'e göre kesinlikle çok daha güzel duruyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bunların hepsini aslında zaten sunumda videoyu izlerken siz de görmüşsünüzdür. Bunun dışında blog post tarafında başka detaylar var. Mesela oradaki detaylardan birisi yine çok eleştirilmişti. PlayStation 5 Pro'nun aynı PlayStation 5 gibi 1 terabaytlık bir SSD ile geleceği söyleniyordu. Hayır 2 terabaytlık bir SSD ile geliyor. Bu güzel haber. Çünkü artık gerçekten 1 terabayt yetmiyor. Sadece oyun cihazı için. Yani içine 2-3 tane oyun yüklüyorsunuz. Artık yeni nesil oyunlarda 150-200 GB'ları buluyor. O yüzden 2 oyun yüklüyorsunuz hemen doluyordu. 2 terabayt olması güzel. Bu arada genel bu açıklama bilgilerle ilgili de şunu söyleyebilirim. Daha öncesinde ben bir video hazırlamıştım. Tüm teknik detayları belli oldu, sızdırıldı diye. O sızdırmanın tamamı gerçekmiş bu arada. Yani bu SSD kısmı hariç tamamı gerçekmiş. Bunu da görmüş olduk. Eğer daha öncesinde benim video izleyip aklınıza kaldıysa şaşırmamış olabilirsiniz. Çünkü ps PSSR'ından işte GPU'nun ne kadar büyüyeceğini, Ray Tracing'in ne kadar hızlı çalışacağına kadar her şey sızdırılmıştı. Bunların hepsi doğru çıktı. Bunun dışında benim en çok şaşırdığım detay açıkçası şu oldu ve bunu da merak ediyorum. PlayStation 4 oyunlarına PlayStation 5 Game Boost diye bir özellik ekleniyormuş. Daha sonra PlayStation 4 oyunlarına değil de Pro'nun içerisinde olan bir özellik bu. Ve 8500 adet oyuna oyunu, PlayStation 4 oyunu, geriye dönük uyumlu biliyorsunuz oynayabiliyoruz. Bu oyunlarda çözünürlük iyileştirme veya performans iyileştirme gibi artılar sunabilecekmiş. Ama burada kelimelere çok e, biraz özellikle baktım. Olabilir, yapabilir, çözünürlük sunabilir, e, performans geliştirmesi sunabilir gibi hani öyle olasılıklı cümleler gördüm ben açıkçası. Bu yüzden bunu görür görmez aklıma şu geldi. Ben Bloodborne'u en azından 1080p'de 60 fps oynayabilecek miyim diye bir soru geldi ama... Bunu çıkınca göreceğiz. Sanırım her oyunda böyle olmayacak. Çünkü olabilir, şu da öyle olabilir falan gibi sundukları için her oyunda çalışmayacak gibi geldi. Ama gerçekten merak ettiğim bir durum. Daha öncesinde bu PlayStation 5'te böyle bir durum var mıydı? Açıkçası bilmiyorum. Yani PlayStation 4'te nasıl çalışıyorsa Direkt PlayStation 5'te de öyle çalışıyor diye biliyordum. Bu Game Boost özelliği nasıl bir şey olacak açıkçası merak etmedim değil. E çıktığında hep birlikte göreceğiz bunu. Bunun dışında birkaç oyun sayılmış şu anda hepsini burada sayamayacağım ama Alan Wake, Final Fantasy gibi oyunlar bulunuyor bu listenin içerisinde. PlayStation 5 oyunları da tabii ki var. Bu oyunlara ücretsiz bir güncelleme gelecek. PlayStation 5 Pro'nun bu yeni nesil donanımını kullanabilmesi için ücretsiz bir güncelleme alacağı söylendi. Bu da güzel. Demek ki yani burada oyunlar için de özellikle çalışılması gerektiği gerektiğini anlayabiliriz. Ücretsiz bir güncelleme gelmişse güzel, en azından eski oyunlardan bazılarını bu şekilde bu yeni nesil teknoloji donanımına test edebileceğiz. Bunun dışında teknik tarafta öyle çok da bir şey yok. Yani Teknik tarafta az önce de söylediğim gibi ben biraz hayal kırıklığı yaşadığımı söylemem lazım. Zaten çok öncesinden sızdırılmıştı bu bilgiler ama ben daha net bir artış ve direkt çıkıp şunu demelerini bekliyordum. 4K'da 60 FPS ray tracing açık biz bunu sunacağız demelerini bekliyordum öyle bir cümle kurulmadı. Yani yine bunu sunabilir tabii ki, ama en azından böyle bir cümle kurulmadı. Bunun dışında tasarım'a baktığımızda zaten yine geçtiğimiz hafta sızdırılmıştı. Birebir aynı. Yanında böyle 3 tane çentikli Adidas markası. PlayStation'mış gibi bir yapı var. E, fena durmuyor. Boyut olarak aynı olduğu söylendi. Sadece çok ufak biraz daha kalın ama yükseklik olarak aynı. Diskli versiyonu olmayacak. Ayrıca aynı Slim'de olduğu gibi diskliği dışarı, yani diskini dışarıdan satın alıp ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da unutmamakta fayda var. Biliyorsunuz dike kullanmak için PlayStation'ın altına bir stand koyulması gerekiyor. O stand da artık silimden bu yana ücretli satılıyor. Yine bunu da ücretli bir şekilde satılacak. Bu arada şunu da söyleyebiliriz. DualSense, DualSense Edge ya da işte VR2 ne bileyim kulaklıklar şunlar bunlar. ya PlayStation 5'te çalışan tüm ürünleriniz, yan ürünleriniz, ekipmanlarınız Pro'da da çalışacak. Ve fiyata geldik. Fiyat daha öncesinde sızdırıldığı gibi 700 dolar. Ama e, o sızdırmada şöyle bir durum vardı. 700 dolar olduğu sızdırılmıştı ama Euro ve Pound kısmı sızdırılmamıştı. O biraz üzücü oldu çünkü bize dolar üzerinden gelmiyor. Ülkemize satış dolar üzerinden olmuyor. E, 700 dolarlık bir Amerika fiyatı var. 700 Pound'luk bir İngiltere fiyatı var. Ya da UK fiyatı var. Ve 800 Euro'luk 800 bakın arada 100 birimlik bir fiyat farkı var. 800 Euro'ya da Avrupa'da satışa çıkacak. Ee, ben daha öncesinde 50 bin liraya bulacak diye bir başlık atmıştım. Ve biraz ufak böyle kızmıştınız. Ee, buyurun 50 bin liraya bulacak gerçekten. Hani 50 bin lira olmayabilir. Ama resmi garantili ürünler. Bakın distribütörün getirdiklerini söylemiyorum. Resmi garantili ürünler 45 bin civarında olacak. Hani 40'a da yakın olabilir 50'ye de yakın olabilir. Ama 45 bin civarında olacak bu çok net distribütörlerin getirdiği ya da ne, yani ne bileyim işte sporcuların getirdiği ürünler hani 35 bin 40 bine bulunabilir. Hangi ülkeden getirdiklerine göre değişir. Ve çıkış tarihi aralık gibi sızdırılmıştı. Bu yanlış olmuş. 7 Kasım'da çıkışını yapıyor. 26 Eylül'de de bu arada ön siparişi açılacak. Ülkemizde nasıl bir durum olur ne olur bilmiyorum açıkçası. Ee, o da zaten hemen geleceğini de sanmıyorum ben. Daha böyle 2025 yılında gelir gibi ülkemize. Ee, stok durumu olur bunu açıkçası hiç bilmiyorum. Ee, hep birlikte göreceğiz bunları. Yani 7 Kasım'da Alınır mı? Mesela en büyük soru işaretimiz bu. Alınır mı? Açıkçası ben, söyleyeyim ben bir PlayStation 5 sahibi olarak e, almayı düşünmüyorum. Ne zamana kadar? GTA 6 çıkana kadar ben PlayStation 5 Pro almayı düşünmüyorum. Çünkü zaten şu an oyun çıkmıyor zaten adam akıllı. Çıkan oyunların hepsini çoktan oynadım. Ve yüksek bir oyun çıkarsa bilgisayarda oynarım. Çok istiyorsam o yüksek çözünürlü, yüksek FPS'i çok istiyorsam bilgisayarda oynarım. E zaten PlayStation'ın kendi özel oyunu çıkmıyor en yakında da böyle baktığımda büyük heyecanlandığım GT6 var ve GT6'ya kadar ben PlayStation 5 Pro'nun çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum ki GT6 Rockstar güzel bir optimizasyon yaparsa PlayStation 5'te gayet güzel bir şekilde çalışacaktır. Çünkü ortada zaten baktığımızda Xbox'ın yani Series X'in bir güncellenmiş versiyonu gibi bir şey de olmadığı için mecburen Xbox'ta da iyi çalışacağı için oyun iyi çalışmak zorunda olduğu için PlayStation 5'te iyi çalışacaktır. Ama şöyle bir detay var. Rockstar ve PlayStation anlaştı ve işte bundle paket yapıp işte ya PlayStation 5 Pro için yapıldı GTA 6. İşte GTA 6'nın oynanabileceği en iyi konsol PlayStation 5 Pro'dur gibi bir reklama gidip böyle bir durum üzerinden gidecekleri söyleniyor. O zaman işte hani dediğim gibi bu bir marketing yöntemi olduğu için onlara bir şey diyemeyiz ama bence çok da yenilmeyin. Biraz orada test sonuçlarını, performans sonuçlarını beklemekte fayda var. Bence hemen PlayStation 5 buraya koşmayın. Eğer inanılmaz paranız yoksa yani ben alırım işte umurumda olmaz bu para benim için şakadır diyorsanız tabii ki alın yani en güçlü konsol olacak. O yüzden gün rahatlığı alabilirsiniz ama yok bende 5 var. Parada önemli benim için diyorsanız bence G6 çıkana kadar hiçbir sebep yok. G6 çıktığında tekrardan bakmakta fayda var. Zaten o dönem ben yine illaki video atmış olurum. Evet kısaca ben biraz hayal kırıklığı yaşadım ama teknolojidir, güzeldir. Gördük, eğlendik. Sonunda aylardır beklediğimiz PlayStation 5 Pro duyuruldu. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Geçmeyi düşünüyor musunuz? Bu duyuru sizin hoşunuza gitti mi? PlayStation 5 Pro hoşunuza gitti mi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.